Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gelen sorulara cevap. Ama yani her soruya değil, her soruyu böyle enine boyuna ele alıp da araştırma fırsatımız zaten yok. Ama genelin ifadesi olunca ya veya genelin sorusu gibi olursa onu ele alıyorum. Mesela bugün bağımlılık yapıyorum. Bağımlılık. Her şeyde kullanabilirsiniz bunu. Kullanılabiliyor. Bağımlılık dış dünyada kalem olduğu gibi, araba olduğu gibi, telefon olduğu gibi takıntılar da var mesela. Ne bileyim, evlilik olur, kız olur, erkek olur. En büyük bağımlılık hayal. Hayal bağımlılığı veya tasavvur bağımlılığı, insanı buhrana sokan bağımlılıklar mesela bunlar. Bağımlı. İki yapıyı en çok şeytan ve cinler işlettiği bir yer. Hayal ve tasavvur. Zaten onların müdahale değil de malzeme verdikleri insanın yegane iki yeri orası. Ondan başka bir yere müdahale edemezler. Müdahale de maddi değil. Mesela hayalini çeşitli şeylerle şekillendirme, yani depoda var olanları öne çıkarıp onunla seni rahatsız etme. Yani temelde seni kötü hissetmene sebep olacak malzemeleri aşağıdan yukarıya çıkarır. Aşağıki depodan, kabın altından üstüne çıkarmaya çalışır. Tasavvur olur. Bu tahayyülü olur. Aynı. Bağımlılığın en fenası düşünce ve hayaldir. Okuyorum. Alakanın ifrat mertebesidir. Alaka. Hani alaka okumuştuk ya. Bağımlılık alakanın ifrat mertebesidir. Aynı zamanda kendinden kaçış yolu ve yüzleşmeden çekilme yoludur bağımlılık. Yani kendinden nasıl kaçarsın? Bağımlılıkla kaçarsın. Mesela hayale insan niye atlar tak diye? Kaçıştır o. Anlıyor musunuz? Bir şeyden kaçıştır. Mesela sıkıntıdan kaçış, depoda çalışıyorsun. Ya uf, burada çalışılır mı? Hemen hayale binersin ama işin çalışıyor. Elin ayağın çalışıyor. Bir kaçıştır. Mevcudu, mevcuttan sıyrılmak için yapılıyor. Mevcuda kanaat edememekten kaynaklanıyor. Hiç kimse güzel bir hayattan böyle hayale geçmek istemez. Bir de okuyayım size. Alakanın ifrat mertebesidir. Alaka ders yapmıştım. Aynı zamanda kendinden kaçış yolu ve yüzleşmeden çekilme yoludur bağımlılık. Yani bunu da hemen söyleyeyim size. Böyle tanımlama ve tarif klinik çalışmalarında, yani tıpta pek böyle olmaz. Onlar işte kimyasaldan ele alır, dimağdaki vesaireden alır. Ondan sonra insanın çevre, dış dünyadan alır. Yani çözümü dış dünyada arar. Mesela gitme oraya, yapma onu, şey yapma, bunu iç, böyle şey yapma gibi. Bu dersler belki onların en çok ilgisini çeken onlar olduğu maillerden de anlaşılıyor. Ben bu dima şey yapıyorum. Onlardan en büyük benim farkım, Risale'deki gördüğüm fark, şu kafayı tek akıl kabul ederler. Diğer ne konuşuluyorsa onun detayları. Akıl ustur, çünkü psikiyatri ve psikolog, yani bu fenlerin kökeni, tabanı daha çok şeyden gelmiş. Avrupa'dan geldiği için ruhani şeyleri kabul etmezler. Onlar daha çok bedeni esas alırlar. Ruhu öyle izah ederler. İnancı yoksa ruhu zaten inkar etmez. Kabul etmez.
cüz ihtiyarının iradeyi devre dışı bırakmasıdır. Cüz ihtiyarının iradeyi devre dışı bırakmasıdır. İrade neredeydi? Vicdandaydı. İhtiyar neredeydi? Akıl, dimağda, yukarıda. Şimdi cüz ihtiyari vicdanı devre dışı bırakırsa tap diye hemen buraya atlayabiliyorsun. Çünkü dimağda 7 mertebe var. Tahayyül. Yani hepsi ayrı bir birimdir. Tıpta akıl tek kabul eder. Biz ise 7 kabul ederiz. Hepsi müstakildir. Ama birbirine geçişler vardır. Soğan kabuğu gibi tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7. Bu cüz-i ihtiyari daha çok bu taakkulde bulunuyor. Şimdi bu alt verileri oynatabiliyor. Şimdi ihtiyar şeyi vicdandaki iradeyi devre dışı yaparsa tak diye iradenin dışında bir hayattır bu. İkisi. Şu tahayyül ve tasavvur iradenin dışında bir hayat serüvenidir, yaşantıdır. Onun için böyle sokakta böyle görürsünüz. İradenin içinde değil, iradeyi devre dışı yapılarak ancak olabiliyor. Cüz-i ihtiyari, hayvani ve bedensel isteklerin kaynağı, cüz-i ihtiyar hayvanlarda vardır. Hayvanlarda vardır, hayvaniyet yaşayanlarda vardır. Hayvanlarda irade yoktur, ihtiyar vardır. İrade vicdanı bir özelliktir. Vicdanın 4 özelliği vardır. Soğan kabuğu gibi anlatıyorum. Dişten içeriye giriyorum. En dışta irade. Gir içeriye. Zihin. His. Latife-i Rabbaniye. Yani iradeyin deyince hemen otomatik olarak ne konuşacaksan onun hakkında hemen vicdanı anlayacaksın. O zaman cüz ihtiyari, hayvani ve bedensel isteklerin kaynağı, cüz ihtiyari budur. Ve şimdiki zamana ait bir kavramdır. Cüz ihtiyarının mazi ve müstakbeli yoktur. Yani şu günahı terk et, bak şu günah hazırı terk et. Allah sana gaybtan gelecekte cenneti verecek. Bunu yapamaz. Cüz-i ihtiyarı modunda olan böyle bir tercih yapamaz. Çünkü ihtiyarın özelliği şudur. İhtiyar. Cüz-i ihtiyarın özelliği şudur. Mazi, istikbal hariç hazır zamana müpteladır. Hazır zamanın tercihleridir. Bu mu bu mu? O mu şu mu? Peşin çalışıyor. Peşin çalışıyor. Bir insan cüz-i ihtiyarı modunda çalışıyorsa hazır dünyadadır, şimdiki zamandadır, gelecekte işi olmaz. Dolayısıyla ona haramdır, helaldir, öyle bir şeysi yoktur. Hayvanlarda da öyledir. Mesela hayvan bir tanesi burada kesiliyor, ötekisi otluyor. Otlamak, otlamamak, taş yemek, ot yemek tercihtir. Mesela arı taşa konmaz, çiçeğe konar. Bu bir tercihtir. Kedi ete değil, ota değil, ekmeğe değil, ete gider. Bu bir tercihtir. Hayvan otlayayım mı, otlamayayım mı? Bir tercihtir. Taş mı otlayayım, odun mu otlayayım, ot mu otlayayım? Bu bir tercihtir. Bunları yapan irade değil, ihtiyardır. Ondandır ki hayvanlar ihtiyar sahibidirler. 24. sözden söylüyorum. Hayvanlarda bir cüz'i ihtiyarı vardır. Mesela burada hayvan kesiliyor. Biraz sonra ona sıra gelecek. Biraz sonra ama. Şu anda değil. Biraz sonra gelecektir. Onun için bu geleceği olmadığından ona intikal etmez. Dolayısıyla bazı kavramları temel alemimize oturursa, kitap okurken, tefekkür ederken o zeminde inşa etmek lazım fikirleri. Bunlardan bir tanesi cüz-i ihtiyardır, hayvaniyettir, bedensel isteklerin kaynağıdır, şimdiki zamana ait bir kavramdır, bunu bilmek lazım. İnsanoğlu bir şeyden zarar gördü mü, ona tümünen düşman kesilir. Oysa her şeyin vasatı nimettir. İnsan bir şeyden zarar gördü mü, ona hemen düşman olur. Oysa her şeyin en güzeli ortası olandır. Her şeyin 3 tane modu vardı. Bir ortası, bir aşırısı, bir de tefriti. Yani nötrü. Her şeyde vasat sünnet-i seniyedir. Ve her şeyde ama duygularda, düşüncelerde, hislerde, isteklerde, hayatta ifrat modu şeytanlıktır. Tefrit modu
Nefsemareliktir. Bunu senelerce uğraştığım, bulduğum bir şeydir. Çok sene, belki 10 senenin meyvesi bu. Bu sistemi söyleyebilmem için. Bu sistemi diyebilmem için en az 10 sene çalışmışım. Her duygunun ifratı şeytanlıktır, tefriti nefsemareliktir, vasatı sünnettir. Ne hangi duyguyu söylerseniz söyleyin bana, hepsi böyle çalışır. Bir şeyden kurtulmak için ona savaş açmak daha fazla saldırısını celbedersin. Mesela ikide bir telefon değiştiriyorsun. Daha almayacağım böyle diye savaş açarsan daha çok sana musallat olur o istek. Yani yaban, usta diyor ki yaban arılarına böyle uğraşmak falan daha çok musallat olur. Ne yapacağız onu peki? Onu tanı, zayıf yönlerini bul, sana neler kazandırdığını gör, bedellerini fark et ve kontrolünde tutmaya çalış. Ondan kurtulmaya değil, onu kontrolüne almaya çalış. Hem onun sana öğrettiği şeyleri ve tecrübeleri kullan, bağımlı olduğun şeyi tanı, ta onun zayıf noktalarını göresin. Böyle bir cümleler olmaz, inan bana. Benim bile hoşuma gidiyor. Böyle bir tanımlama olmaz. Hakikaten maşallah güzel şey yani bağımlılığı çok güzel şey yaptı. Mesela bağım bırak onu, yapma onu, deme onu. Hayır. Yani mutlaka o faydalı tarafı var. Şeyin bile vesvesenin 3 tane bize katkısı var vesvesenin. Ciddiyete vesiledir. Tahariye dairdir. Bir de ciddiyete vesiledir. Hayır. Aç orayı. Ciddiyete vesiledir. Tahariye, araştırmaya dairdir. Bir de aldı aman şey şeyi aldırışsızlığı mı diyor? Aç orayı vesvesenin şeyi. 3 tane kazanımı vardı. Kamçıyı teşvik mi aldı? Kamçıyı teşviktir, evet. Kamçıyı teşvik, ciddiyet ve tahari. Bunlar vasaattır. Bak bu olmasa ilim olmaz. Ha teyakkuz. Teyakkuzu sebeptir, tahriye dairdir, ciddiyete vesiledir. Ha teyakkuz, ciddiyet tahari. Ve tahari. Onun için bir de okuyorum. Bir şeyden kurtulmak için ona savaş açmak daha fazla saldırısını celbedersin. Onun için bağımlılıktan kurtulmak için başka bir bağımlılığa düşmemek gerekiyor. Ne yapacaksın? Bağımlılık denilen şey yaratılmışsa mutlaka hayırdır. Onun ifrat ve tefrit modları zarardır. Onu tanı. Vasatına getirirsen büyük nimettir. Onu bak ne diyor? Onu tanı. Bağımlılığının zayıf yönlerini bul. Nereye bağımlıysan, seni rahatsız ediyorsa, mesela hayale bağımlısın. En çok o daha çok. Hayal seni hapsediyor, hapishanen oluyor. Böyle odadan çıkamazsın, arabada, otobüste, uçakta. Hep böyle leylim leylim. Sokaktasın he he. Yani nasıl hapishane? İlle dört duvar değil ha. Adam dört duvarda kitap yazıyor. Ustad mesela Risale'nin bir kısmı azamı, çoğusu belki hapishanelerde yazılmış. Hapishanedeyken bile hükmediyordu. Ama nice insanlar böyle bu güneş altında sokakta dolaşırken hapishane. Hayaline hapsediliyor. Bu bağımlı kıldığı için. En büyük bağımlılık hayaldir ve tasavvurdur. Araba bağımlılığı, telefon bağımlılığı, efendim cinsellik bağımlılığı, televizyon bağımlılığı. Bunlar hep onların itmesiyle oluyor. O zaman diyor ondan kurtulmak için ona savaş açmaca yoksa o kuvvetleniyor. Ondaki hüsnü bilgileri göreceğiz yani. He? Ondaki hüsnü bilgileri göreceğiz. Evet. Orada onu tanı bir. İki. O onun zayıf yönlerini bul. Mesela hayalin karşısında alternatif koy. Nedir alternatif? Hayalin karşısı nedir? Karşıtı? Hakikattır. Hakikat. 1000 tane bir batman hayalatı yakar bir hakikat. Biliyor ya Lemant. Sana neler kazandırdığını gör. Yani bağımlılık sana çok şey kazandırıyor. Tamam? Senin çünkü çok şeyden koruduğunu, çıkarttığını da bil.
bedellerini fark et, kontrolünde tutmaya çalış, ondan kurtulmaya değil, onu kontrolünü almaya çalış. Mesela diyelim ki en çok onun üzerine duruyorum. Araba maraba telefonlar çok basit olduğu için en çok insanı psikolojik hasta eden bir sürü sıkıntıların tamamen temeli iki tane şey işte. Dimağın iki mertebesi. Tahayyül ve tasavvur. Tamamen erva habise, cinler ve şeytanların kullandığı yöntem bu. Obsesif bilmem ne bir sürü tıpta 17 tane temel hastalık söylüyorlar. Hepsinin temeli budur yani bu iki tane. Hayalini ve tasavvurunu kontrol edememekten işte kontrolsüz davranış, kontrolsüz konuşma, kontrolsüz gülme. Böyle rastladım Bakırköy'de ben orada otururken. yapıyor. Duruyor tekrar yapıyor. Kontrolsüz istekler, kontrolsüz yemek yemeler, kontrolsüz konuşmalar, kontrolsüz uyumalar hep bu yani. Bu iki sistem bozulunca bir sürü bezleri aktif ediyor. Kimisi fazla çalıştırıyor bezi, kimisini kurutuyor, hiç salgılama yapmıyor. Çok basit indirgenmiş bak. İki tane şeyini kontrol. İşte onu tanı, ondan kurtulmaya değil, onun kontrolünü almaya çalış. Hem onun sana öğrettiği şeyleri, mesela diyelim ki bir sürü psikoloji sıkıntı çektin, 7 senede ben hala ilaç kullanıyorsun. Bu kim? Ahmak bir adam. Ahmak, hepimiz öyleyiz. Niye? Arkadaş, sen 7 sene bu ilaç kullanıyorsun da 7 sene sana kriz gelince veya düşün, hiçbir tecrüben olmadı mı? Yani o tecrübeyi kullansana şimdi. Niye her gün sanki 7 sene önceki hali yaşıyorsun? Mesela, kendimi kötü hissediyorum, kötü. Tamam, 7 sene önce de öyle hissediyordun, aynı şey. Peki, 7 sene önce hissedince ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Gene bir şey olmayacak. Çünkü seni öldürmeyen her şey seni güçlü kılar. Peki o zaman nasıl kullandın, kurtuldun? Hiç alakadar olmadım da ondan. Yani hiç kazanımın yok mu? Onu nasıl halt ettiğini bilmiyor musun bazı zaman? O bir tecrübe işte, kullansana şimdi. Onun için ahmak diyorum, niye kullanamıyorsun kardeşim? Ne var yani? Abi neler bir abi senin başına? Öyle mi geldi? Daha acayip fırtınalar geldi. Ama her seferin yeniymiş gibi sanıyor abi. Gelmiş geçmiş. İşte yeniymiş gibi sanmasının sebebi ahmaklığımızdan aynı şey. Aynı şey çünkü hayatın tekrarı yoktur. Krizin tekrarı yok ki. Hepsi yenidir. Hayatın tekrarı yok ki. Yani giden saniye, 10 saniye, 10 dakika önceki zamanı alabilir miyim ben geri? 10 dakika önceki halleri düşünerek yeniden kuruyorum. O geçmiş gitmiş, kriz gelmez bir daha. Bir şansı yok, böyle bir şey yok. Şeride takıldı gitti, zaman şeridine gitti. Yok bir şey kardeşim, yeni. Peki o kriz nedir? Hafızadaki var olanı tekrar saat gibi kuruyorsun. Yeniden yapıyorsun sen onu. Eski değil o, o yeni. Akıl eski yeni bilmediği için yeni gibi giydiriyor. Giydiriyor işte, aklın mazi müstakbel yok ya aklın. Giydiriyor, paketliyor işte akıl. Akıl der mi ki? Akıl bir alettir arkadaş. Sen jeneratöre benzin koydun. Jeneratör der mi ki? Vallahi bir sene önceki benzin, bir saat önceki benzin der mi? Ne koyarsan koy kardeşim. Öyle değil mi? Fotoğraf makinesi. Bir sene önceki duvar, 10 sene önceki duvar. Fark etmez, çeker. Akıl bir alettir arkadaş. Giydiriyor sana. 10 sene önceki, 7 sene önceki haleti yeni yaşamış gibi sana giydiriyor. Ne acayip bir şey ya. Ya ben karmaşık yapmıyorum. Klinik konuşması da yapmıyorum. Hastane değil yani burası. Bundan dolayı beni darıyorlar abi. Ya bu bildiklerim bu. Ben sana bundan daha ileri bir şey diyeceğim değil. Bundan sonra iradeyi devreye sok. Bunlar sana gelebilmesi için bak unutmayın. Bu acayip bir tespittir. Bilen için, hasta için söylüyorum. Cüz-i ihtiyarı, iradeyi devre dışı yapmadan hayal ve tasavvurdaki o halleri kendimi kötü hissediyorum, yalnız hissediyorum ben. Olmaz. İlk önce cüz-i ihtiyarı iradeyi devre dışı yapıyor. Devre dışı yapınca ihtiyar. İhtiyar da şimdiki zamana bakar. Ondan sonra akıl da aletti, çok iyi biliyor. Şeytan akla malzeme veriyor. Diyor ki biraz kötü hissedeceksin. Mazi var ya, aklın içi mazi yok. Ondan sonra mazi var ya falan. Hani o zaman titremiştin, kriz gelmişti ya. Gene geliyor. Geliyor.
Sünneti yani iradeyi devre dışı yapmadan bu tür şeyler olmaz. Bak iradeyi başta anlattım, şimdi anlatmıyorum bir daha. Yani cüz-i ihtiyari aklın bir vasfıdır. 12 sıfatından bir tanesidir. İrade ise vicdan bir özelliktir. İhtiyar hazır zamana bakar, mazi ve müstakbeli yoktur. Hayvaniyet özelliğidir. Şimdiki zamana şey yapar, şeytan zaten bunu yorumlar. Onun için geçmişteki kazanımları var ya muvaffakiyeti. Yani kriz geldiği zaman ne yaptın? Birisiyle sohbet ettin. Bir doktorla sohbet ettin. Bir kardeş, ablan, abinle sohbet ettin. Kur'an okudun. Meşgul olmadın, temizlik yaptın. Aa, böyle hissettiğin zaman kriz gelmez kardeşim, öyle bir şey yok. Sen depoda daha önce kayıtlı olan var ya kriz hali, o bilgidir. Onu şeytan ateşin külünü üflüyor. Biraz da odun attı mı kapıyor işte alev. Ne kadar bir şey. Sonra diyor ki geçmiş gene tekrar edilecek. Geçmiş tekrar etmez. Geçmiş öldü gitti o. Hayatın tekrarı var mı? Bir dakika önce yaşayabilirsen krizini de yaşa. Yeni. Yeni ne yapıyor? Depoda olan, tasavvurda var olan var ya bir sürü depoda bilgi. Onu aktif etmeye çalışıyor şeytan veya cinler. Daha çok cinler yapıyor. Ne yapıyor? 3 gün önce bir şey getirdi ya veya 3 sene önce bir kriz. O halleri hafızada kayıtlı. Aha diyor 3 sene önceki var ya he o kriz geliyor. La kriz geliyorum demez. Geldiği zaman gelir. İlk önce şeytani olduğuna delil, sana ilk önce inandırmaya çalışıyor. Fikirler geliyor, hisse, düşünceler geliyor. Ondan sonra o depoyu aktif ediyor. Bağımlı insan iş dünyasının ciddi boşluğunu dolduracağını, bağımlı insan telefona bağımlı, hayale bağımlı, televizyona bağlı, internete bağımlı, ne bileyim böyle. Veya kız mesela. Bu da içimdeki korkunç bir boşluğu dolduracağını zannediyor. Vicdansız, ahlaksız, şahsiyetsiz, kimliksiz, kişiliksiz bir adama da denk gelse, biraz da parası var zannetse bunun veya sığır gibi bunu sağacağını bilse, o sana ölesiye sihir yapılmış, nuska yapılmış. Öyle vicdansız, aşağılık, alçak insan. Bunun bir kere psikolojisini bozuyor hiç böyle vicdanı tinetmeden. Böyle galiz ağır tabir kullanıyorum alçak oldukları için. Nereden bildin ha sen buna ölü sihir yapıldığını? O zaman kurtar. Hem de kim yapmış? Bak Müslüman'dan Müslüman'a nasıl düşmanlık olacak? Senin en yakının. Lan senin en yakını kimdir? Görümcendir, ablandır, dayındır, bilmem nedir ya. Ondan sonra düşman üretmeye başlıyorsun. Geldin eve, ona kim olabilir ya? Ha, yengem mutfağa girmişti. Bir anda kayboldu, bir şey de getirmedi. Elinde bir şey vardı yani. Acaba o mu? Ha, acaba? Ha? Tamam. Müslümanların sana ne yaptı? Kin ve nefret, adavet. Boynun devrilsin senin. Nereden bildin nasıl sihir yapıldığını? Gayb mı açıldı sana? Gayb mı açıldı? Cinlerin bana dedi, zıkkımın kökü, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki cinler gaybı bilselerdi, yanında vefat etmiş Süleyman'ı bilirlerdi. Peygamber çürümez ya. Kur'an'da diyor. Bastona dayanmış Peygamber Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam hala cinle çalışıyor. Tıkır tıkır taş götürüp götürüyorlar. Tıkır tıkır. Oysa vefat etmiş. Öldüğünü bilmiyorlar yanı başındakileri. Eğer cinler gaybı bilselerdi Süleyman'ın öldüğünü bilirlerdi diyor Allah. Nasıl bildiler? Tabii ki 6 ay sonra şey çürüdü. Baston düşün. Havzan dediler ha Süleyman ölmüştü ya. Peki abi nereden biliyorlar? Ya senin deponda, depon ayağın. Yani bizim bu gözle okuyamıyoruz. Senin depondaki bilgiler var ya. Ona bakıyorlar kardeşim. O gayb değil ki malum. Ben etin içerisini göremiyorum. Fizikçi veya kimyager bunun çekirdeğini görür genetiğini. Öyle değil mi? Bir alette bakıyorlar siz meslek işte.
teleskopla, şey mikroskopla mı? Bir şeyle bakıyorlar. Mikroskop değil mi? Teleskop yukarıya bakıyorlar. Baktım mikroskop. Genetiğini söylüyor. E ben mi alayım? Allah hiçbir şey yok ya. Cinler de böyle. Atomdan olmadıkları için basit de ondan. Çünkü cinler cismaniyeti yok. Onun için en harika mahluk insandır. Çünkü cismaniyete sahip. Esmanın en uzağı olduğundan bütününe sahip. Onlara bu kadar bir şeydir ya. Ha, peki onlar nereden biliyor? Kardeşim gayb değil. Senin tasavvurundaki bilgilere bakıyor. Gözüküyor çünkü. Korkman gözüküyor. O zaman saldırıyor. Korkma bakalım, bir şey yapabilirim. Korku gözüküyor. Sevip sevmediğini şeyler bilir. Çocuklar bilir. Bebekler. Köpekler ve kediler bilir. Çünkü sevip sevmediğini, korkup korkmadığını cinler de gözüküyor, görüyor. Niye? Mahluktur arkadaşlar, gayb değil. Kafadan çıkan düşünceler mahluktur. Radyo dalgaları gibidir. Bunlar gözüküyor. Onlar da esirden olduğu için görüyorlar işte, bak korkuyor. Çünkü korkunun yaymış olduğu dalga var. Mahluktur. İlle böyle atom olmayacak ki göz görsün. Bağımlı insan, bir de okuyorum. Bağımlı insan iç dünyasının ciddi boşluğunu imanla dolduramadı ki. Bu sefer arabayla dolacağını, kızla dolacağını, internetle dolacağını, telefonla dolacağını, hayaliyle dolacağını. Bak, iç boşluğunu, ciddi boşluğunu, iç dünyasının ciddi boşluğunu dolduracağını, bu bağımlı olduğu şeyi, onsuz olamayacağını ilk önce inanır. Şeytan inandırır. Sen bundan mutlu olursun. Başka mümkün değil. Bu telefonu almasan kesinlikle mutlu olamaz. Bu kızla evlenmesen tamam canım, hayatın sönmüş. Bitmiş. Öyle bir hayat yok. Sanki Allah kızın üzerine kurmuş hayatı. Ve intihar ediyor. Yani çünkü putlaştırmış. Namaza ihtimam göstermez. Allah için ölmez. Gider kız için intihar eder. Bu nedir? Put. Birbirinizi ilah edinmeyin. İlah olmazsa intihar edemez. Kim yapıyor bunu? Şeytan ve nefs-i emmare yapıyor. Cinler yapıyor. Üç kafadarlar bir araya gelmiş. Şeytan, cin, nefs-i emmare. Sen diyor onsuz mümkün değil. Niçin peki bunu yapabiliyor? İçi boş kardeşim, boş teneke. Alo. Kiralık mı? Bu perde yok evde. O zaman boş evdir, kiralıktır. Ekipleri kapıyı çalarlar. O zaman ya perde as, birisi oturuyor göster. Veya kağıt yapıştır. Kiralık ve satılık değildir de. Boş dimağa, boş kalbe ikide bir. Kim o? Karl Marx fikirleri. Yok. Kim o? Telefon hastalığı. Kim o? Kız sevdalılığı. Kim o? İnternet bilmem nesi. Hep bir boşluğun ifadeleri bunlar. Her bir tiryakilik, bağımlılık bir iç boşluktan haber veriyor. Ustad da diyor ki, hiçbirisini teferruatla uğraşmıyor. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanı inkişaf ettiriniz diyor. İman nurdur, kuvvettir. Çünkü iman dolunca boşluk yok ki bir şey isteyesin. Bak buraya su koyabilirsiniz. Çünkü su boş. Doldurduktan sonra daha koyamazsınız. Talep de etmezsin. Bağımlı insan iç dünyasının ciddi boşluğunu dolduracağını ve onsuz olamayacağını ilk önce inanır. Onunla savaşmanın sıkıntıya gireceğine de inanır. Oysa bu yanlış. Oysa insanın duygularını ancak insani duygular doldurabilir. İnsanın duygularını, duygu boşluğunu, istek boşluğunu ancak insani duygular doldurabilir. Telefonla dolduramazsın. İnsani duygular, kızla dolduramazsın çünkü sonsuzdur onlar. Sonuyla dolduramazsınız. Cennette bile doymuyor yani insan. Neyle doyacak? Cennette bile doymuyor ki. Dolmaz da. Çünkü insanın duyguları, hisleri kuvalarına hat konulmamış. Bir de okuyorum. Oysa insanın duygularını ancak insani duygular doldurabilir. Nesneler ve eşya dolduramaz. Eğer nesnelerle duygularını doldurmaya çalışırsan dolduramazsın. Dipsiz kuyu gibidir. Çünkü sonsuz duygulardır. Sonlularla nesnelerle dolduramazsın sonsuz duygularını. Sonlularla, nesnelerle,
eşyalarla sonsuzunu dolduramazsın. Seni bağımlılığa götüren sebepleri ortadan kaldırman lazım ilk önce. Mantıklı çözümler bulman lazım. Mesela şu telefon bana gerekli midir? Yani niçin peki telefon şunun bunun peşine bağımlılığı oluyor? Çünkü idealleri yok, bir hedefi yok. İdeali olsa ben normal bir telefona idare ederim. Bu arasındaki farkı sanki aldım derim, cebime koyarım, onunla ben biriktiririm, cami yaparım. Sanki yedim camisi olmuş. Hizmetime veririm. Davama aktarırım. Yani telefonu hedefleyeceğime, hizmeti hedeflesem, telefona vereceğim parayı hizmete veririm. Yani iddialarımız yok, hedeflerimiz yok. Adam soruyor bana, doktor, niçin diyor üzerindeki mal varlığını yakın akrabana vermiyorsun da, yani böyle Darul Envar gibi bir vakıfa devrediyorsun? Bunlar senin yakının değil mi? Daha yakınlarım var dedim. Burada dedi vakıf var dedi. Akraban gözükmüyor. Doktor bey dedim. İnsan en yakını emelleridir, hedefleridir, arzulu şey fikirleridir. Atlet gömleğimden daha yakındır bana. İnsanı zor durumda yardım eden onun en yakın dostudur. O da ilimdir. İmam Ali radıyallahu anh der ki, adam anlatıyor. İmam onları da dinliyor. İmam Ali der ki radıyallahu anh, mal diyor korunmaya muhtaçtır. Sen korursun. İlim ise seni korur. Korunmaya muhtaç olanlara sığınılmaz. Seni bağımlılığa götüren sebepleri ortadan kaldırman lazım. Onları da ne için dedim? Bir hedef koyman lazım. Hedefin olması lazım. Yani İnsanın en kaliteli varlığı hayatıdır. Hayatından daha değerli bir şey var mı? Yok. O zaman bu hayatı hayattan daha kıymetli ve yüksek olan bir hedefe bağlarsan bu hayat yaşamaya değer, hiçbir şeye bağımlı olamazsın. Bağımlılık aynı zamanda başıboş kalmış duygular ve hayatın özelliğinde gözüküyor. Yani hedefi yok. Bunun yerine insanı duygularla, sohbetlerle, zikirle ve ilim ile doldurmaya çalış. Şu tipler daha yatkındır bağımlılığa. Hangi tipler bağımlılığa daha yatkındır? Bir kere birincisini söyledim. Hedefi olmayanlar. 2. Mükemmeliyetçilerde, titiz insanda, ya hep ya hiç olanlarda, aşırı kontrolcularda, detaycı kişilerde daha yatkın oluyorlar bağımlılık bunlar. Benim gördüğüm. Yani ben böyle görüyorsunuz gelen giden veya işte gittiğim her yer. Böyle insanlarla şey yapınca hemen böyle bakıyorum böyle sorusu vesaire. Yani not alıyorum. Bunlar hep not almış. Tık 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 tık. Cep telefonunda o kadar notlar var ki mesela. Hani öyle tak tespit etmişim. Uçakta tespit etmişim. Telefon etmiş, tespit etmişim ama bu niye böyle oluyor? Tak tak. İşte bu sıralamayı belki kaç sene şu sırama var ya 10 saniyenizi almadı dinlerken. Ama belki de benim birkaç senede tespit edebildiğim özelliktir. Bir daha söylüyorum. Hangi tipler bağımlılığa daha yatkındır? 1. Hayatından daha kıymetli olan hedefleri olmayanlarda. 2. Mükemmeliyetçilerde. 3. Titiz insanlarda. 4. Ya hep ya hiç. Ya ak ya kara. Ortada gri var, onu görmüyor. Yok. Ya hep ya işte. Ya ak ya kara. Ortası var, görmez. Ondan sonra aşırı kontrolcularda, detaycı kişilerde daha yatkın oluyorlar. Temelde cahil olmak, her şeye açık olmak demektir. Bir de bu. Ama bu temeli bir sorun. Cahil olmak, her şeye açık olmak demektir. Cahilliği başka bir tanım işte bu. Anladınız mı? Bir de söylüyorum. Cahil olmak, her şeye açık olmaktır.
Böyle bir tanım olur mu? Bulabilir misiniz bir yer? Cahil, bilgisizlik der, ölçüsüz der, ne bileyim önünü arkasını bilmemekten ortaya çıkan. Hayır. Bu makamda cahil olmak her şeye açık olmaktır veya her şeye yatkın olmaktır. İnsan yapacağı vazifeye göre donanımlarla donatılmış bu dünyada. Bu ne fazlalıktır ne de eksikliktir. Sana hiçbir şey fazla verilmemiş, eksik de verilmemiş. Şeytan da lazım. İyi ki var şeytan. Her şeyde uçlarda yaşama, bağımlılık olursun. Her şeyde uç. Mesela böyle bazılarında bir şey var. Uçacağım, kaçacağım, bırak o şeyleri malum. Ya kardeşim sen kulsun. İbadetle ve ubudiyetle muazzafsın. Uçacağım, kaçacağım, bu tesbihi çekersen bilmem ne yaparsa, tarikata gidiyor uçma kaçmak için falan, zikir. Zikir yapar, keşif keramet görmek için, ezbak görür. Ya bunlarla işin ne oluyor kardeşim? Tam adamlara yem oluyorsun bu sefer. Şeytan kürse kadar miraç ettirebilir. Şeytan kürse kadar miraç ettirebilir. Tepe takla attırır sonra. Davalara kaldırır sonra seni. Sünnet-i seniyeden hiç inhiraf etmeyeceksin. Böyle bir gayen olmayacak zaten. Ne bileyim ya, o kadar rastlamışım ki, içim o kadar dolu ki. Mesela bak, siz daha rastladınız, senden sonra kaç tane öyle bir tip? 3-4 tane de oldu senden sonra. Yani bana danışılmış, yani benim üzerimde cereyan etmemiş. Oo. Tahmin ediyorsun. İnan o kadar şey. Bunlar hep hayattan almışım. Böyle öyle mi ya falan fikir falan değil. Bunlar hep hayatın kendisi. Ama yapabildiğim, becerebildiğim, ifade edebildiğim kadar. Ben de paylaşıyorum sizinle ki belki faydalı olur. Hayalın karşısına hakikat çıkartmak dediniz ya. Evet ya. Şimdi mesela diyelim ki hayalinde insan birisiyle daha önce tartıştığın olsun veya müstehcen resimler olsun. Mesela müstehcen resimde geldiği zaman bunun karşısında hakikat nasıl çıkaracak? Hakikat, mesela diyelim ki daha önce seyrettiğim video şeyleri var. Evet. Tamam, müstehcen filmler var. Bundan sonra yağ gelme falan savaş değil. Ya şey, savaşma, bu yapmaman lazım. Ya niye geliyorsun lan, niye geliyorsun? Gene gelir. Arılarla böyle uğraşır, gene gelir. Bu mümkün değil. Ve iki de bir senin moralini bozar. Seni aşağılık kompleksine iter, özgüvenini. Lan rezil kepazesin lan. Bir de namaz kılıyorsun veya birisi bir şey anlatıyorsun, pat diye gelir. Lan ne anlatıyorsun lan, sen adam mısın? Bak adamı günahtan güvenmen etmeye konuşuyorsun. Sen kepazesin lan falan içinde. Hakikati koymak ne demek biliyor musun? Onu kullanmaktır. Ona savaş açmak değil. Bir daha getirmez onu. Diyeceksin ki doğru. Doğru. Bak birisini anlatırken ya harama falan girme. Sen bana bunu getirdin ve şeytan diyor ki lan adam mısın lan sen? Ona onu söylüyorsun. Sen bunları yapmadın mı? Ne yapacaksın biliyor musun? Hakikati koymak şu. Doğru getirdim onu. İşte ben böyle bir adamdım. Allah beni o kuyudan çıkartıp bunu söyleme makamına çıkarttı. Allah'a sonsuz şükürler olsun diye iki büklüm oluyorsun. Eğer bu gelmemiş olsaydı, olan benim gibi adam var mı ya? Tabii canım, bunları ben söylerim yani. Bunlar bizim işimiz yani. Veya dolayısıyla ben bak anlatıyorum büyük olduğumdan. Hayır, büyük olduğundan değil, günahın çok olduğundan anlatıyorsun ki Allah sana bu fırsat veriyor ki sebap kazan ki geçmiş günahına ya telafi olsun. Mesela biz de yapar. Bak bir tanesini yapayım. Camide konferansı verdim. Almanya'da. Büyük bir cami. Cuma değil yani. Hafta sonu ilan etmişler. Bir sürü de kağıt koymuşlar. Soru. Sorulara yani hiç şey yapmadan ben dima atma malum işte. Tevhid, taşir, kader, psikoloji hep girmediğimiz kalmadı. Bir 50 dakika. Bir sürü soruları soranlar da orada. Dersten sonra dedim ki konferans. Var mı, ben bakmıyorum dedim. Şu kağıtlara daha bakmaya gerek var mı dedim, şuradaki dizilmiş. Bir tanesi kaldırıp da be bakın demedi. Bana ne oldu? Sen var ya öyle acayip bir ders oldu ki. Sen var ya sen. Yok canım bir daha böyle falan. Var ya hocam, abi traktör şamını gibi basıyor. Ben ne yaptım bak. Oradan bundan kurtulamazsın. Mümkün değil. Bir şartla. Hocam
Hocam var mı sorusu olan? Ne sorarsa sorsun yani. Böyle acayip bir şey yani. Risale-i Nur'un ölü verdiği bir cesaret var ki bildiğin gibi değil yani. Hiç bir de şecere hilkat, insanı tanımlama falan hangi soruyu sorarsan sor. Dört tane kuralımız var ya. Yani acayip şey oluyorsun yani. Kartal gibi bir şey oluyor, hal oluyor. Tam da şeytan bu arada giriyor bak. Ben yaşadığımı anlatmaya çalışıyorum. Ve inşallah cevap olur. Senin gibi yok canım böyle ya bu işte bu iş senin hakikaten ya falan. Şık. Ne yapıyorum biliyor musun? Doğru. Geldi. Hiç savaşmıyorum bak ona. Lan neredesin lan pis herif lan? Nereden geldin lan? Öyle şey mi var falan? Nereden çıkartıyorsun? Hiç buna demedim. Dedim ki hatırlıyor musun lise okurken? Ya nereden getirdin şimdi onu? Hatırlıyor musun şu pisliği işledin? Şu günah işledin? Şöyle yaptın? Otobüste böyle oldu böyle. Hatırlıyor musun? Misal sen anlatayım. Bize göre günahlarımız. Hatırlıyor musun? Heh. Ya bu yaptığım sohbetten hasıl olan sevabı ya bu pisliğime denk gelsin. İnşallah ya Rabbi. Eğer senin rızana muvaffak bir şey olmuşsa Allah'ım falan tarihte bu şeytan bana yardım etti. Çok yardım ediyor. Savaşmak nerede? İyi ki getirdin bunu. Allah'ım şu günahıma kefaret yap. Ne olur. Allah'ın hatırına. Şeytandaki olan duaya vesile oldum ya. Allah manyağın birisine bak ya. Günah bana lazım o zaman. Çünkü günah olduğumu, olmadığımı böyle. Benim gibi adam var mı ya? Mümkün mü? Kafayı ner mi? Ama günahımı hatırlayınca iki büklüm ediyor. Kul olduğumu anlıyor. Beni nasıl kandıracaksın ki? Ustad mesela beni kimse inandıramaz ki iyiyim. Niye diyor? Ya şöyle yaptım diyor, böyle yaptım diyor, nutuk attım diyor, bilmem ne yaptım. Ya bunlar bir onlara bir kefaret olsun hele ya. Bu sefer günahlar, o gelen günahlara hakikati böyle koyunca adam yere çakılıyor. Getirmiyor bana. İnan sana yalan söylemiyor. Bana getirmiyor pek. Getirmiyor bu günahları. Çünkü kullanacağım ve şu anda da duyuyorum. Kullanıyorum da. Mesela şimdi bu ders. Getirmiyor demek de bir getirmek ayrı bir şey. Tuzak bu da, tamam mı? Yani insan kusurum bu da bir tuzak yani. Hemen ruhum nasıl şey yapıyor bak. Ne yapıyor? Ya geçmiş günahlar fona getirse bir şekli bana. Hemen onun karşısına bunu koyuyor. Getirmeden önce müdahale edilebilir mi böyle bir şey? Mesela diyelim ki daha önce sinirlendiğim bir olay, moralini bozan bir olay. Kitap okuyorsun, moralini bozulduğu bir olay geliyor ki böyle dikkatin dağılsın, okuyamayasın yani. Veya yine aynı şekil düşleşen şeyler için de geçerli bu abi. Yani senin o anki dikkatini dağıtacak bir şeyi, o seni meşgul edecek bir şeyi daha gelmeden önce müdahale edebilir misin böyle bir şey? Olabiliyor. Mesela diyelim ki bunu daha ilerisini söyleyeyim. Gece kötü rüyalar, karabasanlar. Efendim sıkıntı, uykusuzluk vesaire. Bunun gelmemesini istiyorsan Gelan Hazretleri diyor. En az bir sayfa Kur'an oku yat. Ben size açık söylüyorum. Açık söylüyorum. Kur'an okumadan, yani Kur'an zaten her sabah biliyorsunuz cüzümü okurum. Burada kim ne derse dersin. Yani riyakarlık der, şöhret için anlatıyorsun, ne için ne derseniz haklısınız. Ama bir tanesi örnek alıp yaşarsa benim için ne ala? Ben her gün bir cüzümü okuyorum. İstisnasız. Sabah benim ilk işim cüz okumak. Başka bir hiçbir şey, hiçbir şey yapmam. Tamam. Şimdi tamam hayatım o zaman dolu dolu oluyorum. Okumadığım zaman asabi oluyorum. Zarar veriyorum vesaire. Çıkmış bir sürü sıkıntılarım oluyor. Yani okumadım olmuyor ama tamamlayamıyorum yani. Sonra güne bölüyorum. Onda tadı tuzu kalmıyor. İki iz bokuna. Ama yatarken eğer ben koca bir günü o bir cüz okudum, harcadım bitti, para bitti. Vallahi okumadım bak, vallahi söylüyorum size. Vallahi dershanede olduğum halde, günahla pek muhatap olmadığım halde, günüm hep böyle perişan geliyorum. Sabahtan akşama dershanedeyim, ders yapıyorum, ders veriyorum, görüyorsunuz. Akşam da derse gidiyorum, perişan geliyorum, bitmiş vücudum, da yoruldum. Dersten geliyorum, 2 saatlik 1 saatlik yollardan geliyorum. Gene rüyalarım sıkıntılı oluyor. Ne zaman? Yatarken en az 1 saat okumasam. Veya Resulullah'ın dediği gibi yapmasam. Mesela aleyhissalatü vesselam, Geylan Hazretleri söylüyor bunu. Futul Gayb'de okudum galiba. Süleymancı kardeşler gibi böyle yapacaksınız. Yani
Allah Resulü sırf elini böyle yaptığı an yatarken. Bazısı gündüz yapıyor. Ya Resulullah yatarken yapmış bunu. Sen niye gündüz yapıyorsun? Neyse bu önemli değil. Elini kaldırmasan da dua olur. Safa ve Merve arasında dua böyle olmaz. Böyle de olmaz. Böyle olur diyor. Her şeyde Resulullah Safa ve Merve'den sonra duasını böyle yapmış. Koltuk altı gözüktüğünü söylüyor sahabe. Yağmur, afat dualarında istemediği şeylerde elini çevirirmiş. Ama normal günlerde omuz seviyesinde ve genişliğinde yaparmış. Şimdi yatarken böyle Allah Resulü'nün ben Geylani'den okuduğum işi hatırladım. İstiğfar. İstiğfar ediyorsun. Dudakla değil, içeriden her istiğfardan sonra. Mesela biz Nurçuların şeyi وَتُبَا لَيْنَا يَا تَوَابُ يَا كِمُ تَوَبَتَنَا سُوَالِيَا كِمِنَا لَيْزِنِ var ya. Ondan sonra Estağfurullah el-Azim el-Kerim el-Lezî la ilahe illâhu ve lâhim kayyum ve tebele subhâne. Üç defa dedik. Sonra 7 Fatiha. Her Fatiha'dan sonra sonra en iyisini söylüyorum uzunu ama bir de olur. Ben en iyisini söyleyeyim sonra aşağı. 7 Fatiha okuduk. Sırayla 7 ayet-i kürsi. Ayet-i kürsi sonundadır. Evet ayet-i kürsi. Ayet-i kürsi ortadadır. 7 ayet-i kürsi. Ayet-el kürsi. 7 amene resul. Her okuştan sonra 7 felak. 7 nas. 3 defa salatü selam. Başta istiğfar. 3 defa salatü selam. Onu unuttuk söylemeyi değil mi? 3 defa salatü selam. Sonra bunları. Sonunda da 3 defa salatü selam yaptık mı? Bundan sonra önemli. Bunu vücudunda hiç boşluk bırakma. Sıvazla gelsin de göreyim. Günahı bana. Gelsin de göreyim karabasana. Karabasana kara basmasam ben de hiçbir şey bilmiyorum. Anladın mı? Karabasanını sevsinler sabah kahvaltısında. Olumsuz duyguların aktif olması demektir. Dindeki ismi karabasan, fiziksel boyutu, olumsuz duyguların enerjiye dönüşmüş halin dışarıya çıkması, aktif olması. Benim için bedihi ya inan. O odada dolaşır gibi bu enerjilerin olduğunu Allah'ın izniyle biliyorum. Olumsuz duygular, ya işte kavgada, ya bir olayda, ya bir hayalin, ya tasavvurun imal ettiği enerji. Böyle yap. Yani yatarken şunu yap. Peki hani o kitap okurken de salavat getir. Veya geldiği zaman salavat getir. Hiç meşgul olma onunla. Ulan adam ne der? Ulan baksana ya Allah Allah biz geliyoruz film getiriyoruz adam salavat çekiyor. Bir daha gelir mi? Enayi mi? Ama 3 gün devam eder. Patte yapmaz bakalım dener seni. Samimi mi değil mi? Şeytan nasıl girer biliyor musunuz hayatınıza? Şeytan ve cin. Başka şansı yok. Hayatınızı kuralla disiplin olmazsa doğru dahi yaşasanız ama kuralsız yaşasanız, disiplinsiz yaşasanız, şeytanın giriş yolu, cinlerin giriş yolu odur. Mesela diyelim ki 9'da kalkmak haram değil, 10'da kalkmak haram değil. Ama bir kalkış saatim var, bir yemek saatim var. Bu bir öyle kalk, bir böyle kalk, bir öyle gitmiyor. Bu hiç şansın yok. Şeytanın tam zemini. Kuralsız, kurallı yaşayacaksın. Hangi saatte kalkıyorsun normal işe gideceğin zaman? Ben işe giderken. Çalışma saatinde tatil yok abi. Ben bir gündüz bir gece çalışıyorum. Tamam diyelim ki memur 7'de kalkıyor diyelim. Evet. Tatil oldu pazar günü 9'da kalkmayacaksın. Yine 7'de kalkacaksın. Hayatına hiç taviz vermeyeceksin. Ben burada kaçta kalkıyorsam kamplara gidiyorum. Aynı saatte kalkıyorum. Burada ne yapıyorsam yemek saatim aynıdır. Evet uyku saatim aynıdır. Kesinlikle burada kimse yok, mesuliyet sağım yok. Lan yan gel böyle bir şey olamaz. Yan gel yatamaz, böyle lüksün yok. Neyse konumuz o değil, beni başka yere götürdün sorunla. Bir daha okuyayım şurayı. Şu tipler daha yatkındır, orayı okuduk. Temelde cahil olmak, her şeye açık olmak demektir okuduk. İnsan yapacağı vazifeye göre donanımlarla donatılmış. Bu ne fazlalık ne de eksiklik okuduk, yoktur. Her şeyde uçlarda yaşama, ifratta yaşama. Her şeyin uçu ifrat şeytanlıktandır. Hayatının kalitesini yükselt. Yani ne demek? Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neciyim, niye buradayım, dünyadayım? Bu sorulara ciddi cevap ara.
Bu cevaplara uygun adım at, o zaman hayatının kalitesi yükselir. Madde bağımlılıkları sanki yeni bir kişiyle taşınmış oluyor. Yani madde bağımlılıkları var ya, bağımlı olanlar. Yani böyle bir böyle yeni evlenen veya bulu çağına yeni giren gibi olur. İlk önce böyle heyecan olur. Yani patates veya 30 sene mutfak nöbetçiliği yapmışım bilirim. Patatesi veya elmayı soyarsanız ilk birkaç dakika parlaktır. Çok parlaktır. Birkaç dakika sonra siyahlaşır. Madde bağımlılıkları da böyledir. İlk önce böyle bir parlak bir pembe hayat olur böyle. Bulu çağına gelenler, ilk 6 ay evli olanlar böyle hayat bu zanneder. Hayatın gerçekleriyle tanışmıyorlar böyle. Böyle olunca fakat sonra bunlar daha seni bir yere taşımaz olunca vücut ona karşı direnç imal ediyor. Ona karşı salgılama yapıyor. Bu sefer bu bağımlı, yani bağımlı yapan madde yetmemeye başlıyor. Biraz da artırıyor. Biraz da artırınca o da gene karşılık koyuyor. Sonra eroine dönüşüyor. Sonra öteki hapa geçiyor. Ondan sonra iğneye geçiyor. İğne de artık doyum olduğu vücuttan alıştım, intihar. Başka şansı var mı? Kesinlikle yok. Şizofreniden sonra artık intihar. Panik atak, depresyon, şizofreni, intihar. Kökten çözüm, imanını artıracaksın. Doldurmadığın her boşluk birisi dolduruyor demektir. Hava gibidir. Kendisi gitmiş, başka bir kişiliği gelmiş demektir. Bağımlı olanlar. Başka bir kişiliğe bürünüyor. Kendini yetersiz, kendinle baş edememe korkusu, bu çok önemli. Bu çok meşgul oldum Almanya'da, Bremen'de bu tür hastalarla. Onun belki de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satır okuyorum ama koca bir tecrübenin özelliğini anlatıyorum. Bak, kendine yetersiz olduğunu, öyle inanırlar. Kendinle baş edemeyeceğine korkusunu yaşarlar. Tahammül azlığı olur. Rizaya alışamama, yani rıza, yani yaşadığı bir hayata, fakirlik, ekonomik vesaire, rıza yok, rızası yok, teslimiyeti yok yani. İnsanı bağımlılığın ifratına iter bunlar. Bir çareyi de kendine çekilmede zanneder. Bunların da en büyük şeyleri, tuzaklarından bir tanesi de kendine mi çekilirsem bir yerde kalırım, mağarada, bir evde ya böyle kimse, yalnız kalmayı çok severler. İfrat modunda olanlar, yalnız, kimsesi böyle. Çünkü şeytan o zaman tepesine biner. Yalnızlık Allah'a mahsus olduğu için. Yalnız mesela insanlar bu tür şeyleri çok yaşarlar. Yalnız yaşayanların vesvesesiz olabileceğini benim hiç hayalime gelmiyor. Böyle bir şey yoktur. İmam-ı Gazali Hazretleri İslam cemiyetinde mağaraya çekildi. Gazali ya bu, müceddit. İmam-ı Rabbani'den önce müceddit. Ve İslam cemiyetinde İmam-ı Gazali gibi şahıs mağaraya çekilmiş 10 sene, ondan sonra dayanamamış. Mağaradan çıkmış ve beyanat vermiş. İmam-ı Gazali'nin 10 sene mağara hayatında yaşadığı halleri iki tane ne diyorlar ona, basın toplantısı mı diyorlar? Basın toplantısı yaparak iki cümleyle özetlemiş. Demiş ki bir, 10 sene mağara hayatından sonra. Bir, yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim ben hiç mağaradan çıkmazdım. İki, her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Ya. Şimdi bir çareyi de kendilerince, bağımlı olanlar, kendine çekilmede zanneder ve sosyal uyumsuzluk olur. Yani sosyal uyuma çalışmaz, gayret etmez. Yani hep böyle sosyalleşmaktan uzak olmaya çalışır. İnsanlardan sıkılır. Bunlar bir laf da bulmuşlar, bir şey de mi? Ne diyorlar? Merdim girizim. Böyle.
Oysa peygamberlerin sünnetlerinde böyle bir şey yoktur. Peygamberin sünnetinde yoktur. Ustad da öyle değil yani. Öyle der ama bizim merdimgir değil. Ustad hizmetin içindedir. Hiçbir zaman yalnızlığa çekilmedi. Çekildi. Tokatı da yedi. Tek öyle bir şey yok. Sünnette yoktur. Resulullah'ta yoktur. Fıtratta da yoktur. Bu tür hastalar, hastalığın en güzel belirtisi de yalnız kalmak istemeleridir. Yani odadan çıkmazlar, orada şey yaparlar. Sebebi hem şey çocuk veya kızlarda diziler bunu iter. İlle bağımlı ilaç, bu bağımlılıkla ben esrar öğreninden bahsetmiyor. Size söyledim değil mi? Hayal ve tasavvur. En büyük bağımlılık, en büyük savaş artık bu asırda budur. Dizilerle kızı odaya oturacak. Oğlan da odaya oturacak. Diziyi seyrede. Mesela Karadeniz'in kayaları serttir. Ege'ye benzemez. Suyu suya kıyas edilmez. Kaya serttir ama vura vura kayayı ne yapar? Oyar. Bu kız veya bu oğlan odasında diziyi seyrede oyuyor. Artık hayaliyun meşrebi inkişaf eder. Artık hayalinde böyle. Ondan sonra, kızım okula geç kalıyorsun. Lanet olsun okul ya, Allah Allah. İçeride diyor falan. Ondan sonra, oğlum Adem. Hayır anne. O veya, kızım bulaşık var, şey var. Lan ne bulaşığı ya? Oho, kraliçeleri yaşıyorduk. Uşaklarımız var. Emrediyorduk. Memleketleri hükmediyorduk. Şimdi ne diyor anne? Gel bulaşık yıka diyor. Krallıktan bulaşık mı yıkanır? Aman! Sonra anne diyor. Hocam çocuğum hırçın. Hırçın demek. Niçin biliyor musun? Krallıktan bulaşığa inme mesafesinden dolayı bu tepkiyi veriyor. İnebilir misin? Peki abi bu hayal değil mi? Hayal değil. Hayal akıl gerçek bildiği için o hali yaşıyor. Onun için tepkisi sert oluyor. Padişah desen ki gel bana bulaşığımı yıka ne derler? Aferin lan iyi ki söylediğin bulaşığını yıkayım der mi? Tepki verir değil mi? Ha bu tepki değil. Yani yaşantısına haber veriyor. Onun için son asrın en büyük silahı çocukları, gençleri hayal dünyasında hapset. Buluş yapamaz, çalışamaz, özverisi olamaz, özgüveni olamaz, katkı sağlayamaz, devamlı sorun olur, aile ve dışı yapar. Her türlü şeyi melaneti yapar, musait olur. Cahil olmak her şeye açık olmak demek. Bağımlılıktan ben haptan maptan bahsetmiyorum. En büyük bağımlılık esrar, eroin değil. O hiçbir şey değil. Hayal bağımlılığı. Esrar, eroin içenler mahduttur, bellidir. Bir derece bağlarsın çaresi var. Bütün bu millet komple televizyon filmlere, dizimlere bağımlı yapılıyor. İşgal edilmiş, hapsedilmiş. Ya erkek çocuklar böyle şey polisiye şeylerinde böyle hapsolmuş, hayalinde yaşıyor. Öyle uyguluyor, öyle görüyor herkesi. Cinayet işliyor, kesiyor, doğruyor, vuruyor, kırıyor. Bunlar hep hapis, bunlar bağımlılık. Tiryakilik olmuş. Onların sayıları belli. Yani hayal mesela adam. Mesela ders dinliyor kız veya oğlan, öğretmene bakıyor. Oysa kafada kurgulamış, film oynuyor. Kızım, buyurun hocam. Bu ne diyor? Bilmem. Telefon ediyor öğretmen. Alo annesi babası mı? Evet. Çocuk, kızınız oğlanınız dikkat dağınıklığı var. Çocukta hiçbir dağınıklık yok. Çocuk ayrı bir alem yaşıyor. Anladın mı? Dikkat dağınıklığı. Yani oğlum şey bu neydi bu konu yani nasıl? Ne o hangi hocam? Oğlum sen burada değil misin? Ya başka şey. Dikkatim dağılıyor. Hiçbir şey, hiçbir sorun yok. Sistem fevkalade çalışıyor. Ama başka da çalışıyor. Başka yere bağlanmış, başka yeri dinliyor. Göz orada ama oho orayı seyrediyor. Allah Allah filmler. Acayip. Ailevi diziler böyle. Niye safsınız? Milyarlar para verip dizi hazırlıyorlar. Artistlere para veriyorlar. Sana bir saat akşam bedava seyrettiriyorlar. Ahmak mı? Efendim reklam alıyor da onlar şey yapıyor, kurtarıyor. Onu takkemi anlat. Reklamlı televizyon ayakta duracak. Sen düşünebiliyor musunuz? Milyarlar harcıyorlar, dizi yapmıyorlar mı? Milyar harcamıyorlar mı? Niye bedava seyrettiriyor?
Milyonlar abi, ne milyar? Dinle. Niye bedava seyrediyorlar? Oo, babalarının hayrına yani. En büyük savaş. Arkadaşlar, bir milleti uyandıracaksanız sanata değer vereceksiniz. Sanat yani o dizi dediğimiz o filmleri. Madem bu millet tiryak olmuş, eline müsbeti vereceksin. İşlerine 25. karı yükleyeceksin. Mesela şarkı türkü yüklüyorlar mesela. Her ailevi dizide, her aile oturdu. Her ama nasılsa ben şikayet edilmişim, savcılığa gitmişim. Gene şikayet edecekler, etsinler bakalım. Her ailevi dizide, her ailevi dizide 25. karı kullanılıyor. Mesela Memphis'in de şu. Boşan, 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 boşan. Boşanmalısın, 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 boşan. Haklısın, haklısın, haklısın. Hürriyetin var, hürriyetin var. Böyle hep, ama sen duymazsın onu. Şekil ise müsteçen şeyleri koyarlar 25. karı. Sen göremezsin bunu. Ya bunlar nereden türedi? Mantar gibi mi oldu? Bunlar gökte mi geldi bu millet, bu aile? Ya bu televizyon ne oldu işte? E bu, sen de diyorsun ya bunları seyretmekte niye olsun Hasan kardeş diyorsun. Doğru diyorsun, bu filmde, bu dizide olmaz. Bunun arkası var, abi ahmak. Bunun arkası var, arkası. Bedava seyrettirmiyor sana. En büyük bu konuda usta yapan Fox TV yapıyor. En iyi, bütünü 25. karı, bir tanesi yok istisna. Haber de dahil. Sonra TGRT'nin satın aldığı ya o. Fox Yahudidir. Ve bütün o satın aldığı kanallarda 25. karesiz bir tane dizisi yoktur. Etsinler canım şikayet. Bir tane 25. karesiz bir yeri yok. Artık bu da Lazca söyledim artık. Daha Türkçesi size lazım. Bir çareyi de kendine çekilmekte zanneder ve sosyal uyumsuz olur. Oysa bir cemaate uyumlu çok sıkıntının üstesinden gelir. Peki bunu nasıl üstesinden geleceğiz? Cemaate dahil olacak. Cemaatsiz mümkün değil. Ama istikametli bir cemaat. En büyük nimet dünyada nedir? Bak, ilim en büyük nimet midir? Hayır. Servet? Hayır. Yakışıklı olmak? Hayır. En büyük nimet Kur'an'da söylediği nimettir. İhtina sırat-ı müstakim. İstikamet kadar büyük nimet ben hele bu asırda hiçbir şey bilmiyorum. İlime özenme adama ya. Bana benim ilmime özenme. Vakıflığıma da özenme. Hiçbir şeyime özenme. İstikametim var mı yok benim. Zıkzak yapıyor mu yapıyorum. Bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle. Ne, peki istikamet nedir onu da söyleyeyim kapatıyorum hepsi. Dağcılardan misal veriyorum. İp var böyle. Dağa çıkarken ipleri var. Fırlattık. Taktın mı dağa? İp geldin mi? Şimdi böyle dağa çıkıyorsun. O dağın tepesi hedef. Sadakat. Sadakat tepesi. Bu ip istikamet. Eğer gayeni, hayatını hedefine bağlarsan o ip gergin olur. Bunun adı istikamettir. Artık nasıl yaparsan yap. Eğer bir adamın sadakati yoksa istikameti yoktur. Eğer sadakati varsa kesin onun alt verisidir, türevidir istikamet. Festakim kemamürte. Şehbetin suretin hud. Emrolun dün gibi ol. O zaman istikamette olursun ey peygamber. Emrolun dün gibi olmak sadakattır. Sadakatı kaldırın, Ebu Bekir'i kaldırın. Ömer'in adaleti zulümdür. Osman'ın enfüsçülüğü işten çözülme ve çökmedir. Ali'nin ilmi cehalettir. Tesadüf yok. Ebu Bekir insan değil. Ruhtur. Ruh aynasında Allah Resulü'nün sadakati var. Ömer insan değil. Ömer aynasında gözüken Hazreti Peygamber'in adalet sıfatı var. Resulullah'ın sıfatları bunlar. Sadakat, felsefe tabiriyle erek, bizim tabirle hakikat. Sadakat tepesini koy oraya, gör o tepeyi. Elindeki malzemeyi, ipi, dağcı ipini
Tak. Sadaka tepesine tapıldı. Bu ipin adı istikamettir. Evet. El hubu fillah ve el buzu fillah. İstikamet kadar dünyada ben huzurlu büyük nimet görmedim. Çok ilim ehlini gördüm. Dalaleti gideni. Çok adalet ehlini gördüm. Zulmedeni. Çok enfüsçileri gördüm, okudum. Çukura gideni. Ama hiçbir sadakat ehlini çukura gittiğini görmedim, okumadım, duymadım. Bağımlılıktan da kurtulmanın çaresi istikametli bir cemaate sadakatle bağımlı olmak. Cemaat. Cemaatsız mümkün değil. Çünkü üç tane şey çok lezzetlidir. Sohbet-i ihvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı rahman. Yani münacat, namaz, oruç vesaire. Tilavet-i Kur'an, Kur'an okumak, sohbet-i ihvan. İstikamet kadar büyük nimet yoktur. Ne olur inanın. İstikametli insan da kimdir? Davasına sadık olandır. Yani davasına sadık ile doğru yapan değil ha. Yamuk yumuktur, merhameti de, merhanesi de vardır. Bak şöyle örnek vereyim mi? Adam bir merhanesi var, 1000 tane adam yiyor, zıkkımlanıyor. 1000 kişi. Ama şöyle diyor adam. Lanet olsun lan. Şu mehaneye nereden düştüm? Allah kahretsin. Allah beni buradan kurtarsın. Ya Rab beni kurtar diyor ama 1000 kişiyi de içki içiriyor. İçenlerden bir tanesi de şöyle diyor. Oo, hangi zamandayız? O haram, bu haram. Olur mu? Tabii keyfimize bakacağız kardeşim. Hayatın tadını çıkaracağız. Ot muyuz falan dese bu içen kafirdir. Bu mehanesi olan günahkardır. Müslüman ve mümindir. Çünkü istikameti var bunun. Bunun istikameti yok. Ahkamı hak biliyor bu. Doğruyu doğru biliyor, yanlışı yanlış biliyor. Ötekisi batıl hak zannediyor. İstikamet çok önemli. İstikamet sadakatta geçer. Sadakatin yoksa hiçbir şeyin yok. Bak nereye koymuş? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Sonra koyuyor. Bunların neticesi. Rahatlama. Hidayet ya. Manaya göre harf kullanmış. İhdinas sıratul müstakim. Oraya koymuş bak. Huzurun devamıdır. Ya kenabudu ne kadar? Gaybane iman. Ya kenabudu da hazirane huzur var. Ondan sonra konmuş. O kadar yüksek bir yer. Ötekiler aşağıda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlim. Errahmanirrahim. O enfusi. Maliki yevmiddin. Din günü sahibi adalet. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Huzur sadakat. Sırası da bu. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-salavâtı.